Özkan Bey, ben başka bir şey daha sormak istiyorum. Sizin Mart Buyurun. ayında, yani olaydan kısa bir süre sonra aslında, Mart ayında da yine dükkanınıza alkollü ve eli silahlı bir Alman'ın girdiği haberleri yazıldı. Bununla ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Nasıl oldu o olay ve neler yaptı? Evet, o da zaten işin o da tuzu oldu, biberi oldu. Taze taze bunun üzerine zaten biz bekliyoruz zaten böyle şeyler artık yaşıyoruz. Tabii 19'u gibi olmasa da böyle şeyleri benim oraya gelen şahıs gibi böyle şeyleri biz haftada bir iki kere bunlarda yaşıyoruz zaten de. O şahıs da alkollüydü, tanıyordum. Yani şahsen değil, hani çarşıda burada görüyordum. O gün de yani alkollüydü, geldi elinde belinde silah vardı, ben görmedim. Genelde zaten akşamları artık kapılarımızı kilitliyoruz. İnsanları içeriye bırakmadan aynı benzin istasyonları gibi Almanya'da tankstellerdeki gibi artık öyle bir servis vermeye başladık burada. Çünkü bir can güvenliğimiz, kiminle artık kimseleri tanımıyoruz. Yani öyle insanlar var ki tanımıyoruz. Vatandaş içeriye geldi, belinde silahlan. Ben görmedim silahı, arkadaşım vardı içeride. Arkadaşım beni uyardı. Dedi Özkan dedi, belinde silah var dedi. Dikkat et dedi. Tanıyor musun dedi. Ya tabii ben bu da hemen bir 10 saniye 15 saniyenin içinde oldu. Yine alkolünü aldı. Dışarıya çıkarken kapı kilitli. Tabii ben kapıyı açmaya yönlendim. Tam anahtarı çevirirken kapıyı açarken silahı çekti bana doğru. Ama tabii ilk etapta bir şok oldum ben. Ne olduğumu şaşırdım çünkü olay taze. Silahı da burnumun dibinde görünce sen dedim ne yapıyorsun dedim ben. Ondan sonra başladı işte, ben dedi sizi koruyorum, burada korumaya çalışıyorum. İşte bundan sonra bize bir şey olmayacak. Ben dedi vururum adamları, öldürürüm falan. Ya dedim arkadaşım çık dışarıya dedim, ya hani indir silahı aşağıya. Yani öylelikle onu bir sakinleştirebildim. Ama tabii ki o korkuyla bilmiyorum, elinde silah var. Yani sarhoş sonuçta. Yani Polis kendinde değil. neden çağırmadınız o anda Özkan Bey? Ya ben tanıdığım için dedim ben bu vatandaşı sabahına yakalayacağım ve sabah ben bundan konuşacağım ve alkollüydü. Ben çok iyi tanıdığım bir insan değil ama devamlı mahallede gezer, yani böyle bir akli dengesi biraz böyle bir değişik bir arkadaş, yani onu Alman. Yani bizi korumaya çalışıyormuş o da, ama bizi o gün gerçekten çok kötü etti. Şunu da yapmak istemedim. Polise vermek istemedim. Çünkü olaylar tazeydi. Reklam. Şimdi gelecekler, dükkanı kapatacaklar. İşte polis yığılacak yine buralara. Yani soracaklar ondan sonra herhangi bir şey oldu mu? Olmadı. Korktuk ama olmadı. Polise vermedik. Ondan sonra arkadaşlar vardı, böyle bir konuştuk. Tabii ki böylelikle de videodan, işte kameralardan, kayıttan çıkardık bunu. Öylelikle de Ali Bey geldi. İşte dedik böyle böyle şeyler yaşıyoruz yani burada. Yani bu zor, yani dün de duydunuz zaten, bıçaklanma olayları var. Yani artık ipin Ali ucu Bey kaçtı dediğiniz yani. gazeteci Ali Gülen'den bahsediyorsunuz. Evet, Ali Bey evet, derken galiba. Evet. 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 Yani böyle şeyler yaşıyoruz. Ondan sonra zaten durum kötü yani, ama şunu da söylemek istiyorum gerçekten tüm ciddiyetimle söylüyorum. Yani bir can güvenliğimiz yok burada. Biz kendi kendimizi, gerçekten söylüyorum bunu, kendi kendimizi korumak yani artık ne, ailemiz bile, çoluk çocuğumuz bile kendi bizim çalıştığımız yerlere gelmiyor. Yani eşim beni akşam saat 6'dan sonra belki 20 kere telefon açıyor. Ne zaman geleceksin? Veya çocuklarım bile eskiden gelirlerdi, bir bakarlardı hani babam ne yapıyor diyor. Onlar artık yani korkudan, yani diyorum ben söyledim zaten, kesinlikle o taraflara gelmeyin, çarşıya gelmeyin veya hani bir şey olduğu zaman telefonu açın, ben size cevap veririm. Yani öyle bir ortamda yaşıyoruz şu anda.